İyi akşamlar, masaya hoş geldiniz. Bu akşam masamda ustalar kuşağı aynı hızıyla, aynı coşkusuyla devam ediyor. Ve çok kıymetli bir hocam masada, Göksel Korsay. Buyursunlar efendim, başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam masama. Hoş bulduk canım. Sizi hocam diyeceğim, elimde değil çünkü hep yıllarca... Siz öyle güzel öğrenciler yetiştirdiniz sağ ki. Sağ ol canım, o senin güzelliğin. O saygınızı, o güler yüzünüzü hiç eksik etmediniz gerçekten bizlerden, öğrencilerinizden. Çok farklı bir yeriniz var ömrümde, hayatımda. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu, çok da heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Senin programına çıkmak çok hoş bir şey, çok onur verici bir şey. Ben de çok heyecanlıyım. Ne mutlu benim için, ne mutlu benim için. Şöyle eski yıllara gideceğim. Gidelim. Amerika'daki eğitim yıllarınıza gideceğim. Oradaki başınıza gelenler, unutamadığınız anlarınız. O kadar çok oyununuz var sahnede ve yönettiğiniz oyunlar, evet, çevirdiğiniz oyunlar. Oralara kadar giderse ben hiç susmam. Susmayın. Bu akşam masa sizin. Kısa bir aramız var hocam. Hanımlar, beyler, az sonra buradayız. Buyursunlar. Sanıyorum o müsamerelerden biri sanki. Nereden, nereden buldunuz bunları? Bunlar bende bile yok. Hocam programın özelliği bu. Oo dedi. Amerika'ya gidiyormuşsunuz. Öldüm, öldüm. Yani bazı sabahlar kalkardım. Böyle ay şimdi Mahmut Paşa'da olsam derdim, ne alaka. Bana ne kadriniz vardı da dedim. Siz dedim benim bütün sahnelerimi kesmiştiniz. Bunlar bende bile yok, bazılarının adını unutmuşum. Göksel fazla açılma, Göksel derine gitme. Göksel üşüyeceksin, Göksel başına güneş geçecek. Ama dedi ki Yıldız Kenter dedi. Ne? Ne? İstanbul'da doğuyorsunuz. Evet. Robert Koleji'nden mezun, evet, olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceksiniz. Fulbright bursunu kazanacaksınız. Evet. Şimdi bunlar elimdeki bilgiler. Hepsi, evet, de bende var. Ama şunu sormak istiyorum. Amerika yolculuğu nasıl başladı? O bursu kazanmak için neler yaşadınız? Hayaliniz neydi o yaşlardayken? Çok uzun. Çok uzun. Kısaca anlatmaya çalışayım. Tamam. Ben ilkokuldan beri hep tiyatrocu olmak hevesindeydim, meraklıydım. Dolayısıyla ilkokuldan itibaren 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım, 29 Ekim ne varsa, ne kadar bayram, seyran varsa hepsini de çıkardım. Şiirler okurdum, bütün müsamerelere giderdim. Onlar da rol alırdı. Sanıyorum o müsamerelerden biri sanki. Nereden, nereden buldunuz bunları? Bunlar bende bile yok. Hocam programın özelliği bu. Eve sızıyoruz gizlice. Vallahi. Bu herhalde 3,5 yaşında filan. Sanıyorum aile de bunu destekliyordu. Hayır. Öyle mi? Şimdi benim babam tiyatroya çok meraklıydı. Evet. Zaten benim tiyatro merakım da o nedenle başladı. Onun yüzünden başladı. Ama ben tiyatrocu olmak istiyorum deyince evde kıyamet koptu. Yani babam çok sakin bir adamdı. İyi huylu, sakin huylu, evet, bir insandı. Ama ben tiyatrocuyum deyince dünya başıma yıkıldı. Hayır dedi, kesinlikle rızam yoktur dedi. Ben de iyi bir evlat olarak peki babacığım dedim. İşte Amerika'ya gideceğim, yani aslında tiyatro eğitimimi Amerika'da yapmak istiyorum dedim. Ne demek bu yaşta bir genç kız duyulmamış şey dedi. Amerika'ya gideceksin bu yaşta tek başına, nasıl olacak? Mümkün değil. Peki dedim ben, sonra baktım Fulbright bursunun sınavları var. Gazetede okudum. Ben gittim onlara girdim. Ama nasıl girdim? Ben en kötü huyum ihmalkarlığımdır. Yani en önde giden kötü huyum. Başka da kötü huyum yok. Bence de. Bence de. O sınava da örneğin cuma günü saat 5'te kapanıyor Amerikan, tamam, kültür. Ben 5'e 5 kala gittim. Bir de yani. Son gün. Bu son özgüven. Gün 5'e 5 kala. Peki. Suzan Hanım diye bir hanım vardı, oranın sorumlusu. Anahtarı çeviriyor. Çevirmeyin dedim, ben geldim. Ama dedi saat 5 bitti dedi. Kapandı şeyler, başvurular. Yok dedim, 5'e 5 var. O kadar ısrar ettim ki kadıncağız mecburen açtı ve benim sınav başvuru kağıdımı aldı. Neyse kazandım. Kazanmışım yani, çeşitli sınavlardan geçtik, sözlü, yazılı falan, İngilizce sınavı, o bu. Onlar çok uzun, anlatmayayım, onlar da ayrı bir olay çünkü. Kazandım.
Geldim o sevinçle anneme söyledim. Anne dedim ben Fulbright'ı kazandım. Gidiyorum. Gidiyorum tiyatro eğitimi alacağım Amerika'da dedim. Sakın babama söyleme dedim. Çünkü ben gideceğim dedim. Yani ben karar vermiştim babam hayır da dese bursu aldım ya, gidecektim ben. Gözümü karartmıştım artık. Annem annem de benim en yakın dostum sırdaşım. Aa söylemem dedi söyler miyim dedi. Söyleme dememin nedeni de. Bursu Mart'ta alıyorsunuz, ertesi yıl Temmuz ayında gidiyorsunuz. Var, yani vakit var arada yani. Bir yıl var bayağı ve babam zaman. Da çok muzip böyle alaycı bir tavrı vardı, böyle müstehsi tavrı vardı babamın. Dedim ki bir yılı geçkin bir süreyle, aşan bir süreyle benimle alay edecek her gün dedim. Her gün bunu dinleyeceğim, her gün benim başıma vuracak bunu. Onun için ismi söylemeyeyim, gitmeden bir hafta önce ben gidiyorum diyeyim dedim. Akşam eve geldim babam ooo dedi. Amerika'ya gidiyormuşsunuz. öldüm. Yok dedim nereden çıktı filan dedim. Ay çok güzel aile fotoğrafı görüyoruz şu anda. Evet işte babam. Yok dedim filan. Anneme baktım annem hemen annem de çok sevinmiş dayanamamış babama söylemiş. Ben dedim ki eyvah yandım bir yıl süreyle her gün... Bunu dinleyeceğim. Her gün nereye gidiyorsun, nasıl gidiyorsun, hiçbir yere gidemezsin diyecek. Fakat öyle olmadı. Enteresan filan dedi. O sırada işte 3-5 ay sonra okullardan kabul mektupları gelmeye başladı. Babam açıyor haritaları. Mesela Los Angeles'tan geliyor. Oo Los Angeles neredeyse New York, Los Angeles arası İstanbul, Londra kadar uzak. Oo filan. Ben diyorum alay ediyor babam. Bir gün yumruğunu vuracak. Sen nereye gittiğini sanıyorsun diyecek. Böyle böyle bir yıl geçti. Ay, ve ben kendimi havaalanına giden arabada buldum. Hiç babanız o zaman hiç... Her gün bakıyor. Mektup geldi mi soruyor. Ben de diyorum alay ediyor ben. Mektup geldi mi cevap geldi mi kabul edildim mi hangi üniversite o üniversite bu üniversite. Biz gidiyoruz. Bu arada Boston Üniversitesi'ne kabul edildim. Birkaç taneye kabul edildim de onlar istediklerim değildi. Boston'u seçtim. Arabada gidiyoruz. Dedim ki her an bu araba duracak. Babam diyecek ki espri buraya kadardı. Sen nereye gittiğini sanıyorsun. Hadi bakalım dönüyoruz geri. Geldik. O yıllarda havaalanında uçağa kadar gelirdi. Geçirmeye gelenler. Böyle uçak merdivenlerine kadar geliniyordu. Siz hala... Beraber gidiyoruz uçağa doğru. Şimdi ben ama her an diyorum işte gümrükten geçtik. Her an durduracak babam. Her an kolumu tutup geri çevirecek derken uçağın kapısında buldum kendimi merdivenlerin başında. Merdivenleri çıkıyorum. Hala daha yüreğime iniyor. Babam döndürecek beni diye döndürmedi. Ben bindim uçağa. Uçağın kapıları kapandı. Ve ben ilk defa ailemden ayrılıyordum bu kadar uzun. Ta İsviçre'ye kadar 2,5 saat ağladım. Ve ben gittim. Şaka maka derken gittim. Yalnız babam bir söz aldı benden. Dedi ki tamam peki git. Ama dedi orada bu tiyatro hevesini sisteminden çıkar. Ne yapacaksan yap. İçinden çıkar bunu hevesini al. Ve dön gel bir daha da dedi tiyatro lafı duymak istemiyorum. Ben de söz verdim. Ve bir yıllığına. Bir yıl ya çünkü burs bir yıllık. Bir yıllığına. Söz verdim ve bir daha da tiyatro lafını etmeyeceğim. Gittim ben. İşte bir yıl geçti. Şimdi ben master almak istiyorum. Bir yıl master programı 6 sömestr. Yani 3 yıl. Bayağı ben onu 1,5 yılda almaya çalıştım. Yani herkes 7-8 ders alıyordu. Ben 21 ders alıyordum. Bir yılda bitireyim diye. Ama bitmedi. Fakat 1,5 yılda bitirdim. Yani 3 yıllık master programını 1,5 yılda bitirdim. İşte o sırada izin aldım. Dedim ki buraya kadar geldim. Yazıktır şimdi. Ben işte master alayım bari. Notlarınız da iyi, dereceniz iyi. İşte şimdi Fulbright yalnız 1 yıllık. Ama okul bana burs veriyor. O arada da burada çok önemli bir gazetede benim hakkımda yazı çıkmış. İşte bir genç kız Göksel Kortay Amerika'da Boston Üniversitesi'nde çok seviliyor, çok başarılı falan diye. O da hoşlarına gitmiş herhalde. Bana izin verdiler. Tamam master'ını al gel. Master bitti. Biraz çalışayım. Biraz tecrübe edineyim.
biraz staj yapayım. Sanıyorum oradaki yaşama da kolay ayak uyum sağladınız ve galiba hoşunuza gitti. Hayır, sağlamadı. Olmak, şimdi ben tabii bir Amerikan okulundan mezunum. Yani İngilizceyi ayıptır söylemesi, Türkçe kadar, hatta Türkçeden çoğu zaman daha iyi konuşurum. Evet. Ve ben kendimi hazır zannediyorum. Çünkü o yıllarda Amerikan filmleri buraya geliyor. İşte çok haşır neşiriz Amerika'yla. Evet, evet. Onun için çok iç içeyiz. Hocalarım Amerikalı falan. Ben çok iyi biliyorum. Çok kolay bağdaşırım sanıyordum. Ama öyle olmadı. Yanılmışım. İlk 6 ay çok zorluk çektim. Ve çok ağladım. Yani özlem çektim. Çok ağladım. Hatta dönmeye karar verdim. Sonra dedim ki çok zorluklarla geldim buraya. Yapma Göksel. Ondan sonra alıştım tabii. Arkadaşlar falan, ilk başta arkadaş bulmak falan zor oluyor. Neyse böyle böyle. Derken uzak çalışmaya bir, böyle böyle işte çalışma derken, staj derken, her yıl ben izin ala 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 bir yıl derken 7 yılı devirdim orada. 7 yılı deviriyorsunuz ve hem yarı profesyonel, evet, ve profesyonel birçok tiyatroda hem oyuncu hem yönetmen, evet, olarak çalışıyorsunuz. İş buldum kalayım, staj yapayım, evet, kalayım. Çok İngiliz dili ve kalayım, edebiyatı, evet, diploması alıyorsunuz. San Francisco'da Provincetown kentinde çalışmalarınız devam ediyor. Ardından New York'ta ünlü bir televizyon stüdyosu olan, evet, NBC'de, evet, yayınlanan Say When and, evet, Tonight Show adlı programlarda prodüksiyon amirliği, evet, de yapıyorsunuz. Şey olarak başladım, yani prodüksiyonda görevli olarak başladım. Sonra prodüksiyon amirliğine yükseldim. Peki sonra artık dönme sırada, kararı nasıl geldi? O sırada mektuplar gelmeye, evet, başladı. Artık gel de biz de seni alkışlayalım. Benden cevap. Hangi kapasitede alkışlamak istiyorsunuz acaba? Çok zor bir cevap çocuk. Cevap yok ona. Ona cevap yok. Yine gel de biz de seni alkışlayalım. Evet. Ben de düşünüyorum işte dramaturg olurum, eleştirmen olurum. Evet. Belki yönetmen olurum eğer ona izin verirlerse. Eleştiri yazıları yazarım. Ama tiyatrocu olurum. Tiyatro yok kafanızda. Yok. O kadar söz verdim. Söz olmuyor. Verdim. Babam izin, evet, vermiyor. Ki babam Beyoğlu'ndaki, o zaman Beyoğlu'ndaki tiyatroların bütün gişe memurlarını tanırdı. O kadar tiyatro severdi. Akşam böyle 7'de karar verir. Haftanın 3 gecesi falan biz tiyatroya giderdik. Götürürdü babam. Hadi gidelim. Bu saatte yer bulamayız. Ben bulurum derdi ve bulurdu hakikaten de. Yani o kadar babam tiyatroya meraklı. Ama ben tiyatrocu olacağım deyince kıyamet koptu. Neyse ben nasıl filan derken artık dönüp gelmeye karar verdim. Ona cevap alamadım hangi kapasite olduğunu. Evet. Döndüm geldim. Geldik. Ben vapurla döndüm. Gemiyle döndüm Napoli'ye kadar transatlantikle. Oradan da Türk vapuruyla. Geldik işte akşamüstü. Eve girdik 7 yıl sonra ilk defa. Ne hissediyorsunuz? Bütün aile bir masaya oturuyoruz. Çünkü o zamanlar şimdiki gibi böyle sık sık gel git Amerika'ya. Evet. Vizeler, evet, çok zor. Evet. Zaten uçak yok, var yok. Evet. İşte girmek çok zor. Çok pahalı falan. Gelip benim vizem buraya gelmeye müsait değil. Onlar buradan zor vize alıyorlar. Yani 7 yıl hiç görüşmedik biz. Telefon yok. 7 seneden bahsediyoruz ya, hocam. Yani telefon yok. Yani bazı sabahlar kalkardım. Böyle ay şimdi Mahmut Paşa'da olsam derdim, ne alaka Mahmut Paşa, ne alaka. Neden? Ama ben Mahmut Paşa'yı özlüyordum artık, o kadar özlem ki. Bazı gün ay şimdi Emirgan'da, o zaman Emirgan Çınaraltı moda. Emirgan'da Çınaraltı'nda olsam bir simit bir çay ya da kağıt helvalı dondurma. Ah insan memleketini nasıl özlüyor değil mi? Anneme yazardım derdim gidin Emirgan'a benim için bir simit yiyin bir de çay için filan. Neyse. Yemek hazır, sizi yemek bekliyorlar hazır, evde. Oturduk, oturmadık, telefon çaldı. Babam dedi ki bakar mısın? Ben kalktım, Yıldız Hanım, Yıldız Kenter. Olacak şey. Göksel dedi, Bertolt Brecht'in Üç Kuruşluk operasını sahneye koyuyoruz. Bize katılır mısın Mrs. Peach'im rolüyle? Kenter Tiyatrosu'ndan aranıyorsunuz ama nasıl aranıyorsunuz peki? Şimdi ben giderken Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter benim için hep ilahlarda zaten. Aynen. O zaman muhteşem ilah, yani erişilemez. Çünkü ben giderken onlar Ankara'dan yeni gelmişlerdi İstanbul'a. Şimdiki nikah dairesinin olduğu yerde Karaca Tiyatro vardı. Orada şeyi oynuyorlardı. Salıncak'ta iki kişi İş, ve öfke. Kıyamet. Öfke. Böyle
yılan kuyruğu oluyor şeyden Galatasaray'ın tünele yakın bir yerden ta Galatasaray'a kadar yılan kuyruğu böyle. Sabah 6'da gişenin önüne gelirdim. Birini 5 kere birini 6 kere gördüm. Ay. O zaman Robert Kolej'in 11. sınıfta mıyım? 12, son sınıfım belki. Sonra yazın yani gittiğim zaman buraya dönmeden önceki yaz New York'ta caddede Yıldız Hanım'a burun buruna geldik. Allah'ın işi. Çok enteresan. Aa dedim Yıldız Hanımcığım. Evet. İşte böyle böyle dedim. Ben dedim burada tiyatro okudum. İşte böyle NBC'de çalışıyorum filan. Ve evime davet ettim bir içkiye çaya. Geldiler Müşfik Kenter'le birlikte. O zaman ay, işte Yıldız Hanım. Bir şey sizin evet. için ya. O zaman Yıldız Hanım. Deli oluyorum. Ay. O zaman Yıldız Hanım dedi ki gelince dedi bize haber ver. Tamam dedim ben de. O nereden haber almış benim geldiğimi bilmiyorum. Tesadüf. Telefon çaldı. Ben Yıldız Kenter. Rolü kabul eder misin dedi. Edemem dedim. Niye dedi. Çünkü babam. Dedim ben tiyatrocu olmayacağım, oyuncu olmayacağım babama söz verdim. Ama sen tiyatro eğitimi yaptın dedi. Evet ama babama sözüm var dedim. Çıkamam. Çok yani çok sözüm var. Çünkü zaten ben sözünü tutan iyi bir çocuğum onun için asla yapamazdım. Bana dedim 3 gün izin verin. Peki dedi. Kapattım telefonu geldim. Babam dedi ki kim arıyor? Babamın da ilahı Yıldız Kenter, Müşfik Kenter. Olmaz mı? Bütün tiyatroculara tabii. bayılıyor zaten. Önemli biri değil dedim. Ama dedi kızım kim arıyor dedi. Oradan başladı oyunculuk. Önemi yok dedim. Ama dedi ki Yıldız Kenter dedim. Ne? Ne? Niçin arıyormuş? Niye arıyor Yıldız Kenter seni dedi. İşte böyle böyle dedim. Sen ne dedin dedi. Yapamam. Ben oyuncu olmayacağım. Babam izin vermiyor. Reddettim dedim. Bir azar işittim babamdan. Bir azar işittim. Sen kim oluyorsun da Yıldız Kenter'i reddediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Amerika'dan geldim de bir şey olduğumu zannediyorsun? Kalk dedi derhal şimdi telefon et dedi. Şimdi ben kendimi naza çekiyorum. Bir düşünelim bakalım benim oyuncu olmam doğru olur mu? Yani eş dost akraba ne der? Uygun olur mu olma? Babam diyor kalk başkasını alacak yerine diyor. Kalk telefon et. Sonunda neyse bayağı naz ettikten sonra. Tatlı babaymış yalnız. Yarım saat kadar naz ettikten sonra babam zorla telefon ettirdi. Ve babamın zoruyla parantez içinde evet. kabul etti. Kabul ettiniz iyi ki de ettiniz. Öyle başladım. İyi ki de ettiniz. Bertolt Brecht 3 kuruşluk operayla başladınız. Aynı anda yani Kenterler'deyken TRT İstanbul Radyosu'nda evet. tekrar program uzmanı oldunuz. Radyo oyunları evet. yönettiniz. Ardından Dormen Tiyatrosu. Aynı anda 3 sene Dormen Tiyatrosu. Nisa Selezi Tolga Aşkiner Tiyatrosu. Götürdüm. Gönül evet. Ülkü Gazanfer Özcan çeşitli. 17 yıl boyunca radyoda yine çocuk programları evet. yapmaya devam ettiniz. Dublajlarınız var, o kadar bilindik bir zaten çok sevilen bir sesiniz var. Çok aynı anda birçok işte evet. ama hepsinde de başarılı olmak. Bana ne olur şunu söyleyin, bunu başarmak nasıl bir duyguydu ve neydi sırrınız? Bu hepsini bu başardım kadar... Başardım mı neyi başardım bilmiyorum. Ama çok çalışırdım. Tabii bir kere sen de biliyorsun kuşkusuz. Yani tiyatro aşk, tutku, sevda işi. Yani sevdalıydım ben tiyatroya. Hala daha da sevdalıyım. Hala daha oynuyorum sahnedeyim biliyorsun. Evet. 8 yıldır Haldun Dorman'la birlikte Kibar Molière'in evet. Kibarlık Budalası oyununda oynuyoruz. Aynı zamanda işte öğretmenlik yapıyorum. Aynı zamanda çeviriler yapıyorum. Yönetmenlik evet, yapıyorum. Evet bunlar hepsi devam ediyor. Yani bırakmıyorum. Bırakamıyorum. Nasıl, nereden buluyorsunuz bu enerjiyi? Benim enerjim çok. Nereden? Hala da Allah'a şükür. Evet, dış görünüşümüz gitti, elveda dedi ama içim hala enerji dolu. Her oyuna gidersiniz mutlaka evet. Sevgili seyircilerimiz bizim için çok önemlidir. Mesela Göksel Hoca'nın gelmediği bir oyun oyun değildir, hiçbir gala değildir. Sinemada giderim keza ama. Öyledir. Evet. Çok genç insanlar yetiştirdiniz, evet. çok iyi oyuncuların öğretmeni oldunuz. Evet, kimler? Murat Eken, var. Ahmet Kural, Ezgi Mola, İlker Ayrık, Gonca Vustateri, Gökçe Bahadır. Çok sevdiğim meslektaşlarım evet. hepsi birbirinden özel. Daha çok
çok var. Şebnem Bozoklu. Şebnem Bozoklu. Ümit Kantarcılar. Ümit yani daha var, daha çok var. Ve hiçbir zaman o... Ayça, Açelya Topaloğlu. Çok var hocam, saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Şimdi tiyatroya tekrar döneceğim. Eğitmenliğinize de döneceğim ama sinemayla tanıştığınız yılları merak ediyorum. Televizyon dizileriniz de var ama önce sinemayla başlamak sinema istiyorum. Sinema fena işte. Hem sinemada vardınız hem televizyon filmlerinde vardınız. İlk sinema teklifi nereden ve nasıl geldi? İlk sinema teklifi Ertem Eğilmez'den geldi. Beyoğlu Güzeli ve Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit'le birlikte. Sizi tiyatroda mı izlemişti kendisi? Öyle mi gelmişti teklif? Onu bilmiyorum nereden geldi, niye geldi. Ben o zamanlar 4-5 yıllık oyuncuydum. Rahmetli Müfit Kiper. Müfit Kiper'in eşini oynuyordum. Müfit Kiper tabii bana, yani ben Müfit Kiper'in o yıllarda kızı olabilirdim. Yani çok iyi bir uyum değildi bence. Fakat o işte benim sinemayı pek sevemememe neden oldu. Çünkü çok güzel bir roldü. Yani okudum rolü. Tarık Akan'ın annesini oynuyorum. Tarık Akan'ın ikinci filmi, benim birinci filmi. Müthiş sahneler var. Ağlıyorum, bayılıyorum, çığlıklar atıyorum kendimi yerden. Yani müthiş oyunculuk gösterecek sahneler var. Ve 20 günlük çalışma günüm var. Neyse çalıştık, ettik. Film bir çıktı. Bir de ne göreyim? Ben yokum filmde. İki yerde arkadan sarı topuzla görünüyorum. Bir tane nişan mı ne? Bir de bir düğün davet bir şey. İki yerde arkada ve de iki cümle. Onca hiç. O tekste oyun... Çıldırdım. Atılmış yani. Çekildi ama. Tabii. Çekildi ama atıldı. Uzun gelmiş, atılmış. Uzun geldi diye. O gün matine vardı. Dörmen Tiyatrosu'nda. Filmi gördüm. Dedim ki ben şimdi karşıdaydı. Arzu film de karşıdaydı. Dörmen'in karşısında köşede. Ben şimdi dedim gidiyorum Ertem Bey'e. Dediler ki herkes, İsmet Ay vardı rahmetli. Nur içinde. Güzin Özüpek vardı rahmetli. Gitme dediler. Sana öyle laflar eder ki altından kalkamazsın, çok üzülürsün. Ertem Bey'le böyle konuşulmaz dediler. Benim umurumda değil. Ben sinemacı olmak istemiyorum zaten. Ben dedim gideceğim, hayır bunu soracağım. Gittim, kapısına dikildim. Girdim içeri. Dediler ki matinem var, asabım bozuldu. Bozulmaz dedim, geldim tak tak kapı. Bana ne kadriniz vardı da dedim. Siz dedim benim bütün sahnelerimi kesmiştiniz. Şimdi Ertem Bey'in sinirli olduğu söylenir ve fevridir, bilinir bu. Hı hı. Hiçbir şey diyemedi. Yani öyle bir genç oyuncu ne haddi ne 3 yıllık oyuncu gidip de hesap soracak. Olmadık bir şey. Böyle baka kaldı yüzüme. Film uzundu, kestim dedi, hesap veriyor bir de. Benim sahnelerimi mi buldunuz kesecek dedim. Başka sahneler kesseydiniz dedim. Nereyi kesseydim mesela dedi. Dedim Hülya Koçyiğit'le, Allah rahmet eylesin, Tarık Akan yarım saat yağmur altında, altta müzik, laf yok, yürüyorlar. Oradan kesseydiniz dedim. Onlar dedi filmin jönüyle jönfisi. Onları kesemem. Benim buldunuz ki. Ne dedim siz benden ne istediniz? Ben köşemde oturuyorum. Ben film yapmak için ölmüyorum, bayılmıyorum. Neyse. Oradan sonra pek ben şeye ve geldim ben geriye, herkes yüreğine iniyor. Eyvah ne dedi acaba Ertem Bey diye. Ve bir daha da tabii hiç yıldızımız barışmadı. Ondan sonra o mudur işte, az evvel söylediğiniz işte ben sinemayı o yüzden çok sebebi budur aslında. Evet. Belki var başka bir macera bir de, olsa. Var daha öyle çok maceralar var, onlara girmeyeyim. Bu bir tanesi, sonra birkaç tane daha buna benzer önemli. Bir hatırlayalım mı o sinema filmlerini? Hatırlayalım da bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir de sinemayı da çok bağdaşamamamın nedeni. Şimdi sen de çok iyi biliyorsun ki tiyatroda anında tepkini alırsın. Evet. Evet. Seyirci seni seviyor mu sevmiyor mu anında anlarsın. Evet. İyisen bilirsin, hissedersin. Değilsen onu da hissedersin. Evet. Sonunda alkış gelir, coşarsın. Evet. Yani müthiş bir şeydir o. O seyirciyle karşılıklı göz kontağı, o seyirciden gelen perde açıldığı zamanki sıcaklık, perde açılmadan önce perdenin dışından gelen seyircinin sesleri. Böyle müthiş bir şeydir o, yani insanı çok besleyen bir şeydir. Bir de tiyatroda baştan bir duyguyu alıp sona götürmek var. Sinemada öyle bir şey yok. En son mesela cinayet sahnesi ya da işte ölüm sahnesi ilk gün çekiliyor mesela. Duygu yani, daha oraya gelemeden yani hazır olamadan oyuncu. Hazırlanamıyorsun. Evet doğru. O soğuk bir kamera karşısında. Evet. Yani
bu nedenlerle de ben çok bağdaşamadım sinemayla. Bir hatırlayalım o filmleri. Tamam. Biz de bir kolaj hazırladık sizin için. Buyursunlar. Bu da anneciğinin hatırı için. Patlayacağım anne. Ah yavrum, nereden çıkardın böyle tek başına dağlara gitmeyi? Önce tek başıma değilim. Fakülte arkadaşlarımın hepsi orada. Öpeyim anneciğim. Sahi gidiyor musun? Sen beni! Sen beni! Sen beni! Senin sözlerine! Okşayın. Tatlı sözler söyleyin. O zaman bir kedi kadar muhlis olur. Tatlım, balım. Aman dikkatli ol yavrucuğum. Merhaba Leyla. Merhaba anne. Ne zaman geldin? Çok bekledin mi? Yok, biraz önce. Hadi alışverişe çıkıyor muyuz? Tabii tabii. Bir teklif eder. Çok beklersin. Biraz daha bekleyeceğim. Bu erkekler böyledir. Kaç yaşında çocuğumuz varken boşandık. Arkanı döndüğünde aldatıverir seni. Senin bu düşüncelerine katılmıyorum anne. Her erkek aynı değildir. Freud'a göre... Sen odana hadi. Gülşen, damat niye geldi? Bir sürpriz yapacaklarmış bize. Ne sürprizi? Akşam yemeğine davet ettiler. Hadi çabuk çabuk gidiyoruz hadi. Yahu dur, acele etme, bir nefes alalım ya. Hocam yolda alırsın. Kız Gülü, ne düşünürsen? Hiç. Bir şey diyecekim ama lakin kızmayasın. Ya ne kızmaz. Hele sen de bak. Çok paramız olsaydı bana o salonun karısınınki gibi gerdanlıklar, yüzükler, bilezikler alır mıydı? Ne iş yapıyormuş? Kamyon şoförü. Anlamadım. Aa! Affedersiniz. Kamyon şoförü mü? Evet, kamyon şoförü. Şaka yapıyorsun. Evet. Vallahi. Hes doğrusu. Ooo. Güzel, çok güzel. Demek aynı evde 9 yıl çalıştınız. Pek aynı evde değil madem. Ama aynı hizmette. Öyleyse Grand Duchess hazretlerinden bir randevu rica edeyim. Sana da masraf açmayayım diyorum hem. Yarın bir gün evlenirsin, çoluk çocuk, para lazım olur. Yani hep böyle... Anne lütfen. Tamam, sustum. Evlenme bakalım. İnatçı keçi. Baban da böyle inatçıydı zaten. Ona çekmiş. Güzelliğimi senden almışım ya, ona bak. Ne tür bir yardım olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz komiser bey. Lütfen. Şu olanları açıkça anlatır mısınız? Anlatın Necdet Hanım. Benim aldığım karar doğruydu. Bugün olsa gene aynı kararı verirdim. Gülme Hulusi, gülme. Vallahi elindeki bütün imza yetkilerini alırım. Ondan sonra holdingde çaycılık yaparsın. Neniz var kızım be? Ne bağırıp duruyorsunuz Allah'ın? Ne olacak? Bu korkunç yaratık dünya bana şaka yap. Söz sizde. Vallahi bir kere bu benim için çok güzel bir an oldu. Bunlar bende bile yok. Bazılarının adını unutmuşum. Yaptığımı unutmuşum. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Bunların içinde bir tane gülüm benim var. İbrahim Tatlıses yönetiyordu. Çok düşündüm oynamak için. Rol güzeldi. Oynamak istemiyordum. Yapımcı çok ısrar etti. Ben de çok tedirgin başladım. Şimdi bir şey söyleyecek İbrahim Bey. Bana uymayacak. Tartışacağız. Birbirimize gireceğiz gibi öyle bir duygu vardı içimde. İlk gün geldi, girer gibi hiç unutmuyor, o zaman büyük star İbrahim Bey. Dedi ki hemen, ablam geldi mi dedi. Geldi dediler, geldi hemen, hoş geldiniz ablam dedi, elimi öptü. Ablama çay getirin, kahve dedim, İbrahim Bey her şeyi getirdiler, teşekkür ederim. Ve bu kadar rahat çalıştığım, bu kadar keyifli çalıştığım bir film olmadı. Ben hiç güvenmeyerek girmiştim. O kadar memnun çıktım ki... bir kere kamerayı falan her şeyi öğrenmiş. İşte o öyle oluyor diyor, bu böyle. Ve her saniyenin sonunda bana soruyor. Ablam beğendin mi, iyi oldu mu? Ya o kadar saygı. Çok söylerler bunu. Yani saygısını, bu kadar, setteki duruşunu, İbrahim Tatlıses'in hep kadar söylenir. Olur. Evet. Ve çok büyük keyifle çalıştım. Bir gün, benim o gün çalışma günüm değil, telefon ettiler Göksel Hanım. Kumkapı'da bekliyoruz derhal. İşte şu kadar elbise, bu kadar manto, bu kadar gecelik, bu kadar bilmem ne, alın gelin. Dedim benim bugün değil de çekim günüm. Acil dediler, birisi hastalanmış, bunu koyduk. Hmm. Ben koştur koştur gittim. O sırada kameralar toplanmış, ışık tesisatı toplanmış filan. Aa dedim, benim sahnem çekilecekti, vazgeçildi dediler. Ben de tam böyle yolun ortasındayım. Üzüldüm tabii boşu boşuna gitmiş olduğuma. O sırada İbrahim Bey çıkıyor. Dedi, hocam dedi, niye dedi siz buradasınız?
Dedim ki böyle böyle. Nasıl kıyametleri kopardı? Nasıl siz düşünüp de telefon etmiyorsunuz? Nasıl? Ve vallahi o koskoca İbrahim Tatlıses caddenin ortasına fırladı, bana taksi çeviriyor. Önce dedi ki ben götüreyim. Yok dedim, ben bir taksiye biner giderim. Dedim aman ben mahcup oluyorum. Aman İbrahim Bey, bana bulurlar bir araba. Siz zahmet etmeyin. Hayır dedi, ben sizi, bavullarımı taşıyor. Ya ve işte caddenin orta yerinde bana o şey sahil yolu. Evet, evet. Bana orada taksi buldu, beni bindirdi. Bavullarımı yükledi ve ne kadar mahcup oldum. Ve bir o kadar da şaşırdım tabii. Ve bütün çekimimiz öyle gitti. Her sahneden sonra işte böyle oynanır diyor. Beni alkışlıyor. Bütün set alkışlıyor. Tabii şimdi kendisi kıyamet de kopuyor. Size hayranlık duyuyor ve kiminle çalıştığının farkında. Aslında bu çok önemli. Çok önemli. Bu farkındalığı kaybetmeye başladığımız bir işler tepetaklak oluyor işte. Önemli. Yani İbrahim Tatlıses kendi kulvarının imparatoru artık. Evet, imparator evet, denmiş. Evet. Ama siz de kendi mesleğinizin kraliçesiniz. Ama ben çok onun ayrımını bilmek. Çok ürkek. Tahmin ediyorum, gittim. Tahmin ediyorum. Yani çünkü olmayacak. Farklı tabii. Yani uyuşamayacağız, evet, tatsızlık olacak. Ben yutmak zorunda kalır mıyım? Bazen de kafamın tepesi atar, belli olmaz ne yapacağım filan. Ne güzel, iyi ki böyle yapmışsın. Tedirgin gittim ama o kadar memnun ayrıldım. Buradan sevgilerimiz, evet, selamlarımızı iletelim İbrahim Tatlıses'e. Kesinlikle. Gelelim televizyona. Yani bu tiyatro kariyerinin yanında, sinemanın yanında, evet, ve televizyon dizileriniz var. Televizyonla buluşmanız nasıl oldu? Orada bir anınız var mı bana anlatabileceğiniz? Çok, neler kapabilirim sizden? Çok yok orada. Ben size izleteyim mi, sonra üstüne konuşalım hepsini? Peki, hadi, hadi bakalım. Hepsini bir izleyelim, buyursunlar. Oh, how I missed you. Çok özlemişim sizleri. Aman attention ha. Don't worry, don't worry. Rahat bıraksana ayol kızı, ne güzel tutuyor işte. Oğlanı nasıl sardı? Basbaya. Git başımdan dedim, gitti. Ha, yine orkide mi? Hmm, akşamüstü gelmişti. Ne isim ne cisim. Aşağıda unutulmuş. Size bir meyve suyu hazırlayayım. Soğuk soğuk uyudun. Müsaade etme, bir faydası olmaz. Sen kitabını okumaya devam et. Ha, ben kitabını ne zaman olsa olur okurum. Önemli değil. Bir yere mi gidecektiniz? Ne olabilir ki canım? Kendi gönül rızasıyla beğendi, evlendi, gitti. Gelsin bak nasıl sitem edeceğim onu. Yapmazsın, yapmazsın. Ben bilirim seni, kıyamazsın. Hadi be Elgin'cim, Nur ablanla bana bir çay koyuver. Tamam. Su küçüğün, nikah büyüğün. Abin evlenmeden sana nişanlanmak bile yasak. Masal için yeni bir şeyler bulmalıyız. Senin bilmediğin işi kızım. Yemek yapıyorum. Aman anne ya. Hem sen niye bu saatte başladın ki yemek yapmaya? Ben bu akşam Barış'ı sinemaya götürüyorum ya, bu akşam. Siz aç kalmayın diye. Sonra Eda'nın o garip yemeklerini yemek zorunda kalırsınız. Ama siz ne olursa olsun tiyatro diyen bir sanatçısınız. Yani bunu hiç değiştirme. Evet. İzlerken bile değil mi kendinizi, evet, öyle, evet, hissediyorsunuz? Bu en çok sevdiklerimden biri de budur. Bir bu, bir de şey. Ruhsar. Ruhsar'da ama Ruhsar çok uzun çok yıllar iyi, devam etmişti. Tüm bu hayatın içinde anmadan geçemeyeceğim tabii ki. Nurlar içinde yatsın Kerem Yılmaz eri. Hakikaten buradan böyle tüm gönlümden özlemle anıyorum onu. Ben de tanıma şansına sahip olmuştum. Ve bu güzel evlilik de bu, hem kendisinin kariyeri, evet, hem sizin kariyeriniz. Nasıl bir ilişkiydi bu? Birbirinize... Çok güzel. İkimizin de sanatçı olması engel olmadı. Aksine bizi besledi. Biz hep birbirimize yardımcı olurduk. Şimdi benim en güvenilir eleştirmenim Kerem'di. Ben ona sorardım hep. Nasıl, yani bir tek onun sözüne ya da en çok onun sözüne güvenirdim. Nasıl buldun, nasıldı? İşte şöyle, onu öyle mi yapayım, bunu böyle mi yapayım? Oku bakalım, bunu kabul edeyim mi? O da aynı şekilde bana. Yani o bakımdan birbirimizi çok besler ve destek olurduk. Ne güzel. Ve gerçekten 35 yıl su gibi aktı geçti. 11 sene boyunca, evet, size evlen benimle Göksel, evet, demiş. Evet. 11 sene. Şimdi çalışırken içeride dedim ki 11 saat bile şimdi insanlar zaman zaman birbirlerini aman ne olursa olsun, evet, der iken siz istememişsiniz evlenmeyi. Hayır, istemedim. 11 yılın 7 yılı öyle geçti. Son 4 yılı flört ediyorduk ama gizli gizli, kimsenin haberi olmadan. Ama tabii
O yıllardaki flörtler öyle şimdiki gibi değil. Bizim flört dediğimiz işte anca bir çaya gidersin, bir belki en fazla yanak yanağa dans edersin. Bir sinemaya gider el ele tutuşursan ne ala. Öyle aynı evde oturacaksın ve duyulmamış olacak şey diye öyle şeyler yok. Yani o zamanlar gece babam gece bir yere gitmeme bile izin vermezdi. Yani son işte artık bir aradan 10 yıl falan geçmişti herhalde oyuncu olmuştum da ondan sonra arada bir gece bir yere gidilirdi filandı. Yani şimdiki gibi değil öyle. Onun için de o 4 yılı da gizli olmasını herkes biliyordu Kerim'in bana aşık olduğunu. Ben olmaz diye düşünüyordum. Çünkü Kerem benim tanıdığım yıllarda çok yakışıklı bir adamdı. Çok işte şarkıcı filan da şarkı da söylüyor o sırada. İşte etrafında çok insanlar olan birisiydi. Ama çok sakin, çok halimselim. Ve ben inanmadım bu evliliğin yürüyeceğine. Onun için istemedim. Çünkü yani olmaz diyordum. Çünkü ben de evlendiğim zaman sonuna kadar olsun düşüncesindeydim. Yani bir ömür boyu olsun düşüncesindeydim. Kerem'le olmaz, sanatçı, aklı çelinir, öyle olur, böyle olur diye uzun yıl sonra baktım. Hakikaten çok sadık. Benim dizimin dibinden ayrılmıyor. Bütün arkadaşlarım hala söylerler. Hep gözü benim durduğum yöndeydi her zaman. Hep gözü sende. Denize girerim gelir. Göksel fazla açılma, Göksel derine gitme. Göksel üşüyeceksin, Göksel başına güneş geçecek, Göksel çok kaldın. İlle çık, işte çıkarım, işte bir daha gireceğim. Girme artık, yoruldun, Göksel yoruldun, açılma. Yani gözü hep benim üstümdeydi. Öyleydik. Ama kısa sürdü yazık ki. Fakat o 11 yıl, babam annemi 2 yıl peşinden koşmuş annemin. Annem de hep onunla böbürlenirdi. İki yıl peşimden koştu. İki yıl peşimden koştu diye. Sonra ben bir gün dedim aman anne iki yıl nedir ki? Kerem 11 yıl benim peşimden koştu dedim. Annem bir bozup yaptı. Çok fena güzel. Halde bozuldu. Ay, çok güzelmiş. Tekrar mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Şeyi söyleyeyim mi? Güzel insandı. Kerem 3 ayda bir bana evlenme teklif ederdi. Ben bunu duymuş olmayayım. Evet. Duymamış olayım bak sonra arkadaşlığımız bozulur. Biz arkadaşız. Ben senin arkadaşlığını çok seviyorum. Sakın ha bir daha söyleme. Peki derdi o da. Gayet efendi. Susar. Peki derdi. 3 ay 4 ay sonra gene teklif ederdi. En son işte. Ama siz de o sırada o kendisine karşı boş değildiniz. Son 4 yıl. Ama o sırada da ben hayır diyorum. Londra'dayız. Oyunda gitmişiz 78'de. Parkta dolaşıyorduk birlikte. Dedi ki hadi gel dedi. Sefarethaneye gidip dedi. Evlenelim dedi. Peki dedim ben de. Bir anda. Aa ne diyorsun dedi. Sahi mi diyorsun dedi. Ama dedi yani şimdi olur mu dedi böyle sefarethanede falan. Ne o dedim ben peki deyince hemen dedim vazgeçtim dedim. Hayır ondan değil de yani dedi ailelerimiz bunca yıl işte yani bir onlar isteseydik düğün söz nişan falan bir şeyler olsaydı. Yok yok gidelim dedim hadi evlenelim dedim. Çok şaşırdı sonra dedim tamam doğru tabii tamam peki kabul ediyorum ama dedim. Tabii ki Türkiye'ye dönelim ondan sonra. Akşam da Haldun ve Osman Şengezer'le Nurlar içinde yatsın. Evet, ve de bir İngiliz arkadaşımızla buluşacağız. Gittik buluştuk. Tam işte içkilerimizi içiyoruz. İçerken size bir şey söyleyeceğim dedim. Kerem'le ben evlenmeye karar verdik dedim. Osman Şengezer bir pub'dayız. Osman Şengezer havalara fırladı. Yarı Türkçe, yarı bir Türkçe, bir İngilizce. Evleniyorlar, evleniyor. Duydunuz mu? Haldun kıpkırmızı oldu. Bardağı ağzına götürüyor. İçsin mi, içmesin bilemedi. Dedi, Osman otur yerine, Osman otur yerine. Herkes, şimdi ben çıkar giderim buradan. Osman otur diyorum, Osman rezil oldu. Ama evleniyorlar, ne yapayım diyor. İngiliz de bir şey anlamıyor, o da bize bakıyor böyle. Evet, çok öyle de orada bir güzel anımız güzel. Vardı. İşte hiç unutulmuyor değil mi? Hiç, çok yani. Güzel yıllarımız oldu maalesef ama... Ne güzel, yazık ne mutlu oldu. Size. Ya yaşanmasaydı, hep hayatın o tarafından bakmak lazım. Benim çok meşhur pantomimci bir dostum var. Aslında Amerikalı ama İngiliz vatandaşı. Hmm.
Eşim de Finlandiya'da oturuyor. Çok şey, adım Darius, buraya da 3-4 kere geldi. Marcel Marceau'dan sonra dünyanın en önemli pantomim sanatçısı. Hı hı. O Kerem'in vefatında bana işte aynı senin dediğini yazdı. Diyor ki ne mutlu sana ki sen böyle bir aşk yaşadın. Bunu hiç yaşayamayanlar var. Onun için evet üzülüyorsun tabii ama aynı zamanda da müteşekkir ol diyor. Onu hiç unutma. Ben de nacizane aynı yorum yapmışım. Ne mutlu. Evet. Hayatınızda Faye Dunaway'in yeri nedir diye sorsam. Çok. Sizi çalışırken hiç bilmediğim bir konuydu hocam. Çok evet, hoşuma gitti. Evet. Aa, öyle mi? Evet, hiç bilmiyordum. Halbuki o vaktiyle çok bana anlatıldı. İşte orada tabii şey arıyorum. Ev arıyorum. Çünkü geç kalmışım. Yurtlarda yer yoktu. Onun için birileriyle ev tutmam lazım. Orada, New York'ta mıyız? Neredeyiz? Yani Boston'dayız. Boston'dayız. Okulun şeyine, haber levhasına. İşte herkes yazıyor, bir ev arkadaşı aranıyor. Ben de yazdım. Bir kız geldi hoşça böyle şey derli toplu. Yani sokakta gördüğün herhangi bir hoşça Amerikalı kız. İşte adı Faye Dunaway. Biz memnun kaldık birbirimizden. Hadi bakalım arkadaş olalım dedik. Sonra o yılın sonunda Faye şeyi bitiriyor. Ona lise demiyor da şey, ön lisansı bitiriyor. Ben master yapıyorum. O yıl bitirmeyip şeye gitmeye karar verdi. New York'a gitmeye karar verdi. Tamam dedi, ben öğrenciyim, öğrendim dedi. Ben gidiyorum dedi. Ben yalvar yakar oldum dedim, diploma almadan gitme. Diploma lazım değil, ne olacak, öğrenciyim, öğrendim dedi. Neyse ben yalvar yakar. O bana bütün bu, ona ben çok çünkü şey yapardım, nedir o? Baskı yapardım. Evet, şey, anneanne dermiş size evet, galiba. Şey, grandma dermiş. Grandma. Büyük anne. Çünkü onu yapma, bunu çok yapma, iyi. Onu yanlış yapıyorsun. Ha bire yol gösteririm filan. Ama aramızda espriydi o. Ve göndert en sonunda peki dedi, gitmedi. Ve gitmediği için o yıl Cadı Kazan'ı oynuyoruz. Tony kazanmış Broadway'de bir şey, siyahi yönetmen de Cadı Kazan'ını yönetecek. Yönetiyor. Biz hepimiz tanıştık, ettik. Aman Arthur Miller ne kadar iyi Elia Kazan. Elimiz ayağımız titredi. İki cümle ettik, bitti. Arthur Miller'la da tanıştınız mı? Çok bitti. Çok, evet. Fakat şimdi şeyden, provalardan sonra da okulun tiyatrosunun yanında bir böyle şey kafe var. Oraya gider, orada da işte malum buradaki gibi tartışmalar, provalar, şey oyunu tartışırız filan. Biz hepimiz, onlar da oturuyor orada. Merhaba der, iyi akşamlar der, geçerdik kendimiz aramızda konuşuyoruz. Faye gider onların masasında otururdu. Öyle otura otura otura. Rolü aldı. En sonunda Elia Kazan'ın Actor Studio'ya gitme şeyini aldı. İyi ki sizi dinlemiş o zaman. İyi ki yani evet, o yıl kalmasaydı evet, belki evet, bunlar belki, olmayacaktı. Belki de olmayacaktı. Kısa bir araya gidiyormuşuz efendim, buyursunlar. Sosyal medyayla çok yakın bir ilişkiniz olmadığını biliyorum. Var. Hani girip de okur musunuz sizin hakkınızda neler söyleniyor? Hakkımdakileri okumuyorum ama başkalarının. Ben onları topladım. Öyle ben mi? Onları topladım. Oyunculuğun ve seslendirmenin anıt ismidir. Aa. Sizin için söylenen sözler. Sohbetine iştirak etmek bir yana, selamını almak bile çok yücelticidir. Hala çok güzel, hala çok asil, muhteşem bir ses, muhteşem bir kişilik. Aa. Keşke tiyatroda izleyebilsem demiş biri. İzleyebilirsiniz efendim, şansınız var hala Kibarlık Budalası'nda. Evet. Yaşadığı yılların izleri bir kadının yüzüne ancak bu kadar yakışır. Onu ancak bu kadar asil, güçlü, ulaşılmaz kılabilir. Profesyonel bir oyuncudur, saygı duyulası bir insandır. Öğrencilerine ve genç yeteneklerine destek vermeyi her şekilde çok seven bir kişidir. Orası doğru. Sizin için söylenenlerden sadece çok çok az. Nerede buldun bunları? Ben hiç görmüyorum. Bir tek ben görmüyorum. Resimlerimi de görmüyorum. Hakkımda yazılanları da görmüyorum. İşte hepsini biz sizi. Siz arada bir gelin böyle bizi. Vallahi ziyaret. Ben çok size iyi toplar oldu. Toplar. Ve son olarak da evet, haydi dönelim Kibarlık Budalası'na. Evet. Hakan Altıner sahneye koymuş. Evet. 9 yıldır seyirciyle buluşuyor. Evet, 9 yıldır oynuyor. 8 yıldır siz. Ben
ben sonradan girdim. Sonradan ben 8 yıldır. Haldun Dorman 9 yıldır. Ama diğer genç kadro ara ara değişiyor. Yani şöyle diyelim, Haldun Dorman kıymetli hocam, sevgiler olsun. Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek. Evet, bu anki kadromuz bu. Harikasınız. Bir görüntümüz var oyunla ilgili, ondan olur tamam, seyircilerimize. Tamam, ben iki bir şey, bir çok tabii kısa ki, bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Her gittiğimiz yerde tıklım tıklım oynuyoruz. Dün akşam oyunumuz vardı. Bu yakada, yani Avrupa yakasında, gene tıklım doluydu. Turneye gittiğimiz zaman 1700 kişilik tiyatrolar, 1200 kişilik tiyatrolar tıklım tıkış doluyor. Hepsinin kayıtları, resimleri var. Müthiş. Bravo bir seyirciye. Müthiş bir nasıl seyir. Kıymet bilen bir seyircimiz, evet, gerçekten. Var değil mi? Ustaları en, sahnede. Sevindirici tarafı genç seyirci. Ya. Yani o demektir ki tiyatro yürüyecek. Gençler geliyor. Bütün genç seyirci. Zaten yaşlılar gitse hiçbir tiyatro beslenmez yani. Kaç gençlerin yaşlı sokağa gelmesi çıkıyor. Çok önemli ama işte ustaları yerinde izlemek. Evet. Hadi bir izleyelim, bir oyunumuzdan görüntümüz var. İnsanların kalbini kazanabilmek için onlara iyi davranmak, fikirlerini paylaşmak, kabahatlerini bile övüp göklere çıkartmaktan başka hiçbir çare yok. Bir dakika. Bu orkestraları mutlaka bir muzela gelin. Her orkestrada olması gereken çok aleti bir çalgıdır. Vuvuzela. Vuvuzela mı? Evet. Hiç duymadım. Duymadınız mı? Hayır. 4000 yıllık bir çalgı. Ya, ay çok öyle. Güzel oldu. Güzel oldu değil mi? Ay çok hoş doğrusu. Oydu. Asil olmaya çalışmak ne kadar güç bir işmiş. Herkes bana karşı gelmeye başladı. Ailem bile. Anacığım. Bu ne kılık böyle monsieur? Maskeli balaya mı gideceksiniz yoksa? Sizi bu kılığa kim soktu? Hadi biraz saygılı konuş. Karşı koskoca bir babamuşu var. Hem de moron oğlu oran bir babamuşu. Hakikaten önünüzde saygıyla eğiliyorum. Haldun Dorman hocamın da, sizin de. Haldun Dorman 90 yaşında. Evet, evet. Bunca yıl. Ve hala aslan gibi sahnede. Maşallah. Bir şey. Maşallahlar olsun hocama, maşallahlar olsun. Teşekkür ediyorum. Çok büyük bir onur ve mutluluk duydum. Benim için de öyle. Özellikle seni görmek, seninle olmak. Sana da inşallah sahnede ve ekranda uzun, böyle bizim gibi uzun, güzel, mutlu, başarılı yıllar diliyorum. Devamını diliyorum. Zaten var olan başarılarını. Çok canım. Teşekkür ediyorum hocam. Eksik olmayın ne olursunuz. İyi akşamlar. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar.